Belki de değerimizi aldığımızı düşünmüyoruzdur. Şimdi diyelim ki bir adam ailesiyle mutlu şekilde yaşıyor. Çalışıyor, hayatını idame ettiriyor. Bu adama aldığı maaşın 500 lira fazlasını versek ve desek ki şu şehirde çalışacaksın, bir sene aileni görmeyeceksin, adam muhtemelen kabul etmeyebilir. Desek ki maaşının iki katını alacaksın, bir ihtimal yine kabul etmeyebilir adam. Ama desek ki kazandığı paranın 10 katını alacaksın, bu adamı sevmediği şehirde yaşamaya ve sevmediği bir işte çalışmaya ikna ederiz değil mi? Her ne kadar duygusal bir adam olsam da sonuçta bir mühendis olarak bunun mantıklı bir alışveriş olduğunu kabul edebiliriz. Adam bu pazarlığa karşılık o fedakarlıkta bulunabilir. Peki ya insanları ekildiği yerden kopartan, Allah'ı unutturup, öleceğini unutturup, sanki bu dünyada kalacakmış gibi haramların, patronların malı olmaya ikna eden pazarlığın adı nedir? Nasıl kabul ettik bu alışverişi? Bize ne verdiler de Allah'ın değil, reklamlarda gördüğümüz şeylerin, para babalarının, haramların, özentilerin, arkadaş ortamlarının, magazin kültürünün adamı olduk dostlar. Bu alışverişte biz hem dünyamızı hem ahiretimizi koyduk oraya dostlar da. Peki karşılığında aldığımız ücret nedir?